Efendim herkese iyi akşamlar. Gündem Özel'e hoş geldiniz. Bu hafta da gene Orta Doğu eksenli Türkiye'de olacağız. Kürt meselesini tartışıyor olacağız. Çok kıymetli iki konuğum var. İstanbul'dan Nuray Mert. Nuray hoş geldin. Hoş bulduk. Ankara'da Nihat Ali Özcan. Teşekkür ederim. Ankara'da Nihat Ali Özcan, araştırmacı, TEPAV araştırmacısı. Hocam siz de hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi programda gene Suriye ve Irak iki ayrı eksen var. Geçen hafta Suriye'yi uzun uzun yayınlamıştık ve burada tartışmıştık. Bu hafta da Irak'a gittim. Irak'tan dosyalarımız var. Fakat dün akşam geçen haftaki programda hatırlarsanız bir Türkmen lider vardı. Onunla bir röportajım vardı. Halep'i çevreleyen direnişçilerden biriydi ve hatta Türkmen Tugayı'nın başındaki komutandı. O komutanla söyleşi yaptıktan sonra, geçen hafta da gene hatırlarsanız izleyenler için hatırlatayım, kaldığımız karargah bombalanmıştı. Ve oradaki gazeteci arkadaşlarımız işte çok riskli burası, bu bina bombalanacak denmişti. Ve o gün maalesef hani biz ondan yırttık bir şekilde, bizim başımıza bir şey gelmedi. Fakat birkaç gün önce haber geldi, Muhammed Bey, o direnişin liderlerinden biri, bir sniper ateşiyle hayatını kaybetmiş. Geçen hafta yayınlayamadığımız bir bant vardı, onunla yaptığım söyleşten bir kısım. Onu tekrar bir yayınlamak istiyorum, göstermek istiyorum. Sonra sohbetimize devam edeceğiz. Bizim amacımız öldürmek değil. Amacımız karşı tarafı katliam yapmak değil. Amacımız karşı tarafı işkence etmek değil. Amacımız milleti bu işkenceden kurtarmak, bu rejimden kurtarmak, bu zalimlerden kurtarmak. Hemen sınırda Kürt bölgesi var ya, PKK'nın bölgesiniz. Onlarla görüşüyor musunuz hiç? Abi PKK'nın bugüne kadar bir anlaşmaya ulaşamadık. Tabii biz her zaman... Ne talep ediyorsunuz? Yani bir ne teklif ediyorsunuz? Onlar ne söylüyor? Talebimiz sadece rejimle barbar durmasınlar. Yani rejimle barbar durdular. Aziz'in bundan bir yıl önce Aziz'e ilk saldıranlar PKK'dan 150 kişi vardı. Şimdi Cudi Dağları'ndan, Kuzey Irak'tan gelen 400 kişi kadar var. Şimdi Afrin bölgesinde kamplar yapmışlar, eğitim alıyorlar. Bunlar daha doğrusu hazırlık görüyorlar. Hazırlık görüyorlar devrimden sonra. Genel düşünceleri bir Kürt bölgesi burada oluşturmak. Bir Suriye'nin içinde bir Kürt devleti yapmayı düşünüyorlar. Bütün planları bu. Siz buna karşısınız. Tabii biz karşıyız. Biz şimdi Türkmenler bu rejime karşı durdular. Biz şimdi bu devrim bittikten sonra biz ayıptır bize. Biz her bir azınlık olan bir ayrı bir devlet istemek çok ayıptır. Biz Suriye'nin bir olmasını isteriz. Bir bayrağın altında yaşayacak. Kesinlikle bölünmeye izin vermezdik. Yani özellik istiyorlar. Bağımsızlık değil de özelliğe karşısınız. Özelliğe karşı tabii. Özellik bir bölge olmak istemiyoruz. Kesinlikle. Serdar Akinan bu kez Irak'a gitti ve o bölgeden çarpıcı gerçeklerle döndü. Birazdan. Evet, Irak konuşacağız ama Suriye'deki fotoğraf bu. Aslında o Türkmen liderin söylediği cümlede saklı bir satır arasında bir ifade var ki tam da Türkiye'de Kürt meselesini konuşacaksak Suriye'deki fotoğraf ve bu fotoğraftan yola çıkarak Türkiye'ye Kürt meselesinin maliyeti neden artıyor ve neden artmakta bunu konuşalım istiyorum. Nuray, geçen haftaki programı bilmiyorum tabii ne kadar izleyebildin ama fotoğraf hakikaten Suriye'de oluşan fotoğraf Türkiye açısından pek iç açıcı bir durum arz etmiyor gibi geliyor. Türkmen liderinin satır arasında söylediği şey, yani Esad devrildikten sonra işte özellik talepleri var. Biz bunu otururuz konuşuruz söz konusu değil demeye açık açık söylüyor zaten. Ne diyorsun Suriye'deki fotoğraf ve Türkiye'ye yansıması? Allah rahmet eylesin. Neyi, kimi temsil ederek bunu söylüyor? Özgür Suriye Ordusu'ndaki Türkmenleri temsil ederek yani söylüyor. Türkmenleri temsil ederek mi? Özgür Suriye Ordusu'nu temsil ederek mi? Ve de yani şu an itibariyle böyle bir temsil söz konusu olabilir ama Esad sonrasında bu insanlar yani Özgür Suriye Ordusu muhalefetin biliyorsunuz sadece bir parçası. Yani daha önce batılı kaynaklarda ve batılı diplomatik çevrelerde Özgür Suriye Ordusu ve işte Suriye Milli Kongresi tek muhalefet, o çatı altında toplamaya muhalefet çalıştılar.
ve asıl muhalefetin sesi olarak kabul edilmesine çalışıldı. Bir süre öyle yansıtıldı. Fakat daha sonra bu konuda bir uzlaşma sağlanamadı. Hatta İstanbul'da yapılan bir toplantı hatırlarsınız, bir muhalefet toplantısında. Acaba bunlara bir bu nasyonel kongre için diyorum, Özgür Suriye Ordusu'nun üstünde olan, acaba bir muhalefet grubu mu diyelim, yoksa mi kullanalım, herhangi biri mi, yani muhalefet işte budur, budur manasında bu kullanalım. Türkiye tabii muhalefette ısrar etmişti, fakat öyle bir karar çıkmadı biliyorsunuz. Ondan sonra da zaten Batı'da da uluslararası söylemde de artık Özgür Suriye Ordusu ismiyle anılmaya başladı sadece. Yani işte muhalefetin tamamını temsil ettiği gibi bir, ne böyle bir görüntü, ne böyle bir yansıtma, ne böyle bir kabul ortada kalmadı. Dolayısıyla biz Özgür Suriye Ordusu'nun sadece bu rahmetli olan komutandan değil, Özgür Suriye Ordusu'nda böyle bir anlayış olduğunu biliyoruz. Daha ötesinde Özgür Suriye Ordusu bir tarafa, daha geniş muhalefet toplantılarında da zaten Kürtler ondan şikayet ettiler. Yani Suriye Arap Cumhuriyeti lafından bile vazgeçmedi muhalefet. Ve o yüzden de Kürtler de bunu çok şey buldular, etnik vurgulu. Yani en azından Suriye Cumhuriyeti olsun. Hani sadece PYD falan değil. Ve özellik isteyenler değil. Yani daha geniş Kürt muhalefeti de mesela bu konuda diğer muhalefetle ters düştü. Yani böyle bir iki görüş var mutlaka, yani tek bayrak, tek millet Suriye projesiyle. Onun dışında bir takım herhalde özellikle de Kürtlerin, PYD'nin ki zaten yani özellik tipi zaten de facto öyle bir durum var. Onun dışındaki Kürt muhalefetinin de yani böyle tek bayrak, tek millet anlayışı yok tabii. Daha böyle artık konfederal yapımı olur, federal mi, işte özellik mi, hangisinin programı neyse. Tabii öyle bir statü istiyorlar yani. Bu bilinen bir şey. Bu karşılıklı şeyler var yani. Onlar kabul etmez, bunlar ister. Yani öyle ortada. Kaldı ki değil. Esad sonrasına ilişkin senaryolarda, yani geçen hafta işte Irak'ta gidip görüştüğüm özellikle KCK Yürütme Konseyi'nde iki isim. Yani bu fotoğrafı paylaştığımda dedim ki yani özellikle Esad sonrası Türkmenlere yönelik, Kürtlerden veya Özgür Suriye Ordusu'ndan gelecek olan bir saldırı, adeta bir hesaplaşma neyse, böyle bir fotoğraf arz ediyor. Bu durumda sizin yorumunuz, tepkiniz ne olur? Onlar mesela doğrudan bunu Türkiye'den biliriz. Yani bizim sadece hani kendi iç Kürt sorunumuzu bir yana bıraktık. Doğrudan Türkiye'yi içine çeken bir başka denge, adeta bir parametre, denkleme giriyormuş gibi gözüküyor. Türkiye'nin işe nasıl müdahil olduğu ondan önce bir de şunu hatırlatayım. Yani bu birinci soruya istinaden, yani komutan şey dedi ya, hani tek bir Suriye istiyoruz falan filan. Komutanın komuta ettiği Tugaylardan iki tanesinin adı, birinin adı Abdülhamit, Sultan Abdülhamit, bir tanesinin adı Fatih Sultan Mehmet. Bu nasıl yani, bir Suriye ulusal devleti fikri mi vardır? Yoksa Osmanlı İmparatorluğu adına mı savaşıyordur komutan? Bir kere o da belli değil. Yani öyle bir perspektiften bakılacaksa, yani o zaman da biliyorsunuz Suriye'de de bir ulusalcı şey vardır. Bilad-ı Şam fikri, yani Osmanlı'dan sonra geçmiş medeniyetlerine gönderme yapan, işte bütün bugün 5 tane Arap ülkesinin olduğu yerlere hükmetme veya Emevi İmparatorluğu'nun mirasçısı olma. Bunlar çok tartışılır şeyler yani. Biz bir Suriye istiyoruz derken kimin ne kastettiği belli değil. Komutanın da kastettiği Tugayların isminden, Türkiye ile olan bağlantısından adeta böyle bir, hani Osmanlı'nın bir eyaleti olarak Suriye gibi geliyor. Bilmiyorum fikirlerini, bilmiyorum yani Türkmen grubunun oradaki. Evet. Nihat Ali Hocam'a döneyim hemen. Hocam, bu konuştuğumuz çerçevede sizin yorumunuz ne Suriye'deki mevcut fotoğrafa ilişkin? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi bir ayaklanmayla başlayan bir süreç şu anda bir iç savaşa doğru dönüştü. Şimdi iç savaşın kendine göre bir karakteristiği var. Yani bunu belirleyen 3 tane temel faktörden söz etmek gerekiyor. Bir tanesi tabii ki ülkenin böyle etnik, mezhepsel, dinsel bölünmesiyle ilgili. Yani kendi sosyolojik gerçeklikleri. Şimdi ikincisi bu sivil savaşın temel karakteriyle ilgili. Yani sonuçta sivil savaş nitelik olarak bir şehir gerillası biçiminde ve içine de terörizm alarak devam ediyor. Şimdi bu ayaklanmacıların kendi ortaya koyduğu strateji, buna karşılık Esad rejiminin de uyguladığı bir ayaklanmayı bastırma
stratejisi devam ediyor. Onu da biçimlendiren hem rejimin kendi karakteri hem de rejimin ordusunun doktrinini biçimlendiren Sovyet modeli. Yani nitekim sonuçta Suriye ordusunun bütün subayları, generalleri ve güvenlik algısı ve buna karşı tepkileri şekillendiren, bunların gidip eğitim gördükleri 56'dan beri ordunun bütün kültürünü biçimlendiren bir Sovyet anlayışı var. Şimdi Sovyet anlayışının nasıl bir yaklaşım olduğunu, temel parametrelerin ne olduğunu, bundan normların ne olduğunu Afganistan'dan, Çeçenya örneklerinden biliyoruz. Çeçenistan örneklerinden biliyoruz. Şimdi son olarak da şunu söylemek lazım ki, bu çatışmalar yayıldıkça ve genişledikçe sonuçta devlet karakteristik olarak etkinliğini yitirmeye başlayacak. Yani devlet fonksiyonları gittikçe zayıflayacak. Yani hastane, hapishane, polis, altyapı, su, elektrik, buna benzer devletin temel fonksiyonları gittikçe zayıflayacak. Şimdi bütün bunları yan yana getirdiğiniz zaman bütün görünen o ki, eğer niyet rejimi değiştirmek ya da mevcut politik sistemi değiştirmekse bu uzunca bir zaman alacak. Ya dünyada bu konuyla ilgili işte başlangıçta bir bazı beklentiler olanlar vardı bugün yarın falan diye. Ama şimdi baktığınız zaman söylenen şu, Suriye'deki mevcut rejimin şeyleri, unsurları çalışıyor. Bir arada fonksiyonlarını bir şekilde yerine getiriyor. Yani öyle bugünden yarına rejimin yıkılması söz konusu değil diyorlar. Çünkü en önemli sebeplerden biri ise bildiğiniz üzere özellikle Suriye'ye Rusya'nın, İran'ın ve Çin'in yapmış olduğu önce diplomatik ve psikolojik yardım, öbür taraftan da Rusya'nın vermiş olduğu teknik ve istihbaratı yardım. Bu çok mu önemli? Gerçekten çok önemli. Mesela televizyonda falan bazen görüyorsunuz, yani Halep'te şehrin herhangi bir noktasına hava kuvvetleri tek bir uçakla operasyon yapıyor, ama nokta operasyon. Yani rastgele halı biçiminde bombalayarak falan değil. Şimdi bir uçağın bir meskun mahallede, yani 50 kilometreye yayılmış 5,5-6 milyon insanın yaşadığı bir şehirde bir binayı gözeterek ateş altına alması, bu konuda çok iyi tam zamanlı bir istihbarat kapasitesinin olmasına bağlı. Şimdi Suriye'ye bu istihbarat kapasitesini sağlayan büyük ihtimalle Rusya. Yani Rusya muhtemelen bu ayaklanmacıların tüm telsiz konuşmalarını, hareketlerini elindeki teknik kapasiteyle takip ediyor, izliyor ve bunları tam zamanlı olarak, işte bizim hani Amerika'dan isteyip de alamadığımız tam zamanlının daha böyle gelişmiş bir düzeyine anlaşılan o ki Suriye ordusuna veriyor. Onlar da bunu operasyon yapıyor. Bu şekilde operasyon yapıyor. Şimdi bu süreç nasıl gider? Bu çatışmanın temel karakteristiği zamana yayılmış olmasıdır. Yani böyle hemen masif bir, ya kitlesel bir saldırıya bu savaş bitmeyecek. Demek ki zaman önümüzdeki süreçte ortaya çıkacak olan Suriye'yi biçimlendirecek. Çünkü sivil savaş sonuçta farklı sosyolojik özelliklere sahip, etnik, mezhepsel ya da işte dini grupları birbirinden ayrıştıracak. İnsanların doğal olarak koruma güdüsüyle beraber. Şimdi bu politik sistemin nasıl biçimleneceğinde en önemli faktörlerden biri olacak, belirleyecek. Tabii ikincisi, tabii ki bu her bir grubun dışarıdan nasıl destek bulacağı da önemli. Şimdi bu destekle beraber, çünkü bu iş burada bitmeyecek. Bu dolayısıyla da şunu söyleyebilirim ki sonuçta tabii ki birden fazla opsiyon var. Yani Suriye bütünlüğünü koruyarak yola devam edebilir. Suriye parçalanabilir. Suriye içerisinde farklı karakterde otonom bölgeler ya da federatif bir yapıya da dönüşebilir. Ama dediğim gibi bunlardan hangisinin olacağını, bütün bu faktörleri göz önünde olarak tespit etmek mümkün, ama bugünden şu olacaktır demek mümkün değil. Ama bunlardan en güçlü olanı büyük ihtimalle çok rahatlıkla Batı'nın dillendirdiğine bakacak olursanız tabii ki çok kültürlü, çok etniseli, çok dinli, çok mezhepli bir yapı çıkacak. Bunun siyaset biliminde karşılığı da tabii ki böyle bugünkü gibi bütünlüğünü korumuş ya da güçlü bir merkezi otorite asla olmayacak diyebilirim. Evet. Aslında tam bu noktada dönüp Nuray'a şunu sormak istiyorum. Bu bahsettiği fotoğraf, Nihat Ali Hoca'nın, 3 aşağı 5 yukarı mutabık mısın değil misin bilmiyorum ama yani bunun uzun süren bir çatışma şekline büründüğü, hızla karakteristiğini buna doğru evrildiği, fakat beni ilgilendiren
Bunun hakikaten Türkiye'ye yansıması ne olacak? Türkiye'yi yemin de erteledim ama gerçekten Türkiye'li gelmeden bir şeyleri daha açıklı kazandıralım istiyorum. Şimdi Ali Nihat Bey'in, Nihat Ali Bey'in sözünü ettiği şeyleri ben bilmem. Yani işte askeri çatışma taktikleri Sovyetik mi olur? İşte istihbarat işi nasıl alınır, nasıl verilir, tarafların birbirlerine ağırlıkları nedir? Onu bilmem ama hiçbir zaman hiçbir bu tür çatışmada, hiçbir savaşta sadece askeri bir mesele değildir. Aynı zamanda büyük ölçüde politik bir meseledir. Ve belirleyici olan şeyler, faktörlerden bahsederken asıl bunlar teknik şeylerdir. Yani bir güç dengesi bir bozulur. Ondan sonra bambaşka bir tablo ortaya çıkar. Yani elinizde o tekniğin olması, ordunun Sovyetlere göre düzenlenmiş olmasının falan hiçbir anlamı kalmaz. Dolayısıyla asıl önemli olan Orta Doğu dengesi, yani Türkiye'de içinde olmak üzere ve küresel sistem içerisinde Orta Doğu'nun ve Suriye krizinin durduğu yerdir. Hı hı. O yüzden biz, evet doğru haklı Nihat Bey, yani şu, bugünden Suriye hakkında bir şey söylemek çok zor, öngörüde bulunmak. Hı hı. Çünkü süreç sürekli bir takım bir virajlar alıyor. Ama biz o süreci, yani işte bir uzun süre herkes birbirini boğazlayacak, biraz uzayacak, yani teknik nedenlerle uzayacak, yenişemeyecekler falan diye bakamayız. Güçler arasındaki pazarlıklar, yani Suriye merkezli kriz ve bunun üzerindeki dönem pazarlıkların nereye evrileceğine bağlı olarak belirir. Bakın bu zaten böyle oldu. Biliyorsunuz başlangıçta denge değişikti. İşte o dediğin şey, yani Türkiye'nin devreye girmesi meselesinde de söz konusu oldu. Baştan Batı, ABD başta olmak üzere, Batı merkezli uluslararası sistemde Suriye bir hedef olmuş. İşte Arap Baharı orada da yaşanacak. Daha karmaşık olabilir, daha zor olabilir ama nihayetlenecek. Muhalefetin yanında yer alacak Batı. Ve bu arada bir Batı müttefik olarak Türkiye'de baskı yapıldı biliyorsunuz. Baştan tereddüt etmekle suçlandı şimdiki iktidar. Ve tablo böyleydi. Ondan sonra olayların o seyri içerisinde birçok faktörden dolayı bu şey değişti, tablo değişti. Tablo değiştiği zaman bakın ne oluyor? Güçler dengesi de değişiyor. Niye? Çünkü Batılılar bir kere doğudan müdahaleden vazgeçtiler. Doğudan müdahaleden vazgeçtikleri gibi anlaşılabilir sebeplerle kendileri işin içerisine girmek istemiyorlardı ve Müslüman aktörler, bu telaffuz edilen bir şeydi yani bu bir spekülasyon falan değil. Müslüman ülkelerin aktör olmasını istiyorlardı. Öne çıkardıkları ve çıkanlar Türkiye, Suudi Arabistan, Katar oldu. Onlara da daha fazla destek verilen bir dönem oldu. Ondan sonra o destek de azaldı. Yani adeta bu öne sürülen üç unsur böyle baş başa bırakıldı Suriye kriziyle. Evet Batı çok ilgili, çok işte muhalefet destekliyor ama ısrarla bakın Batılılar, İngiltere açıklama yapıyor, ABD en fazla hevesli olmasına rağmen kimse silah yardımından falan bahsetmiyor. Hep insani yardım diyor. Yani sonuç olarak Batılı gazetelerde ikide bir, yani burada silah yardımı işte Türkiye'den gidiyor diyor. Sürekli Türkiye merkezli bir şey var. Oradan böyle bir haber alma, haber verme ve bunu takdim etme. Türkiye'nin işte bu asıl silahlı, hatta cihatı neredeyse Türkiye'nin bir cihat örgütlediği. Bunlar çıktı. Üstelik mesela en sonuncusu da yani Suriye rejimiyle en hasım gazetecilerden biri olarak bilinen Robert Fisk'in yazdıkları, son iki yazdığı Independent'ta. Bir tanesinde yani verdiği örneklerden bir tanesi şu, birincisinde de söylüyor zaten işte cihatçılar giriyor miriyor filan bilmem ne. İkincisinde de diyor ki yani bir adam işte filan, şimdi profili unuttum. İşte o, ben işte Müslüman dünyada olanlara üzülüyordum. İşte o yüzden Suriye'ye gitmek istedim, Türkiye'ye geldim. Türkiye'deki kamplarda bende cihat fikri uyandı. Yani demek istiyor ki hani Türkiye bir cihat süreci başlatıyor. Şimdi bakın ne oldu? Yani baştaki tablo nasıl seyir değişti? O yüzden de diyorum ki bu sürecin devamında da bu seyir etkili olacak. Şimdi mesela Mısır devreye giriyor. Yani Suriye ve de baştan Türkiye'yi cesaretlendirenler şimdi ya Mısır'ın devreye girmesi çok iyi. Zaten gerçekten en iyi aktörü olabilir bu konuda. Çünkü o Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye gibi baştan tarafını bir şeye taraf olmadı bu kavgaya. O yüzden çok iyi bir ara bulucu olacak diyorlar. İran'la görüşmeleri de
Mısır üzerinden yapılıyor. Ya bambaşka bir güçler dengesi tablosu. Yani bambaşka değilse bile ağırlığı çok değişmiş bir güçler dengesi tablosu ortaya çıktı. Ve bunun tek nedeni de Suriye'nin kompleks olduğunu zaten biliyorlardı. Suriye 2004'ten beri hedef. Yani Irak müdahalesinden sonraki hedef Suriye'ydi zaten. Suriye'nin çok komplikasyon yaratacak bir yer olduğunu, durak olduğunu biliyorlar. Belki hani sahada başka şey. Sahada suikast bir sürü şey oldu. Yani sıradan takip eden insanların gözünden çok doğal olarak kaçacak olan. Bunlar oldu. İşte efendim Çin ve Rusya'nın ağırlığı. Çin ve Rusya'nın bu kadar evet bastıracağı beklenmiyordu. İran'da bilinen bir faktör zaten. Yani İran için çok hayati önemde Suriye. Bunlar bilinmiyor değildi. Ama bunların işte bu dengelerdeki çeşitli oynamalar. Yani Suriye ve Rusya ve Çin'in çok Birleşmiş Milletler'de sıkı durması. Çok ağırlığını koyması. Ama sadece bu değil, başka bir sürü faktör. Türkiye'nin denklemden, yani bir taraf Suriye, Özgür Suriye Ordusu'nun tarafı Türkiye artık. Bundan ibaret. Buna mukabil Mısır, yani bahar sonrası Mısır bir aktör olarak çıkıyor ve Batılılar daha ziyade bu yeni aktörün arkasında. Fakat ve yeni formüllerin arkasında sıralanıyorlar. Dolayısıyla bu siyasi tablo içerisinde bu mücadelenin de seyri belli olacak. Nitekim Özgür Suriye Ordusu da şey demiyor mu? Bize bir sürü onlar da suçluyorlar Türkiye'yi. Çünkü planlar değişti. Yani, ben şahidim buna bu arada. Hani orada konuştuğum bu Türkmenler yanında bir başka Tugay, yani adını şimdi El Aksa'ydı galiba, El-Kaide bağlantılı olan örgütün önemli adamları diyorlar ki ya biz çok şikayetçiyiz Türkiye'den. Neden şikayetçisin Türkiye'den? Antakya'dan giriyorsun. Ya söz verdikleri bir sürü şeyi artık yerine getirmiyorlar. Hayır, sadece Türkiye değil, Batı şeyini, olayın mecrasını biraz değiştirdi. Geri vites yaptı. Öyle yapınca Türkiye çok ortada kaldı. Türkiye'de ister istemez yani bir geri adım, yani bir, zaten atmak geri çekilemeyeceği bir hat var ama ondan geri çekildi. Bakın nasıl sahadaki şey, güçler dengesi bozuluyor. Yani siz böyle silah milah falan bütün bir şeyle Libya'da yaptığınız gibi açık müdahale değil ama dolaylı müdahalenin işaretleri vardı. Muhaliflere silah akışı sağlamak için. Muhaliflere silah akışı da bakın sadece Türkiye üzerinden değil Lübnan ve Ürdün üzerinden sağlanır. Bunu herkes biliyor. Zaten çatışma bölgeleri de hep bu sınır bölgelerinde. Bu bir sır değil. Bunlar da yani Batı'nın şeyi teşviki olmadan olacak şeyler değil. Her ne kadar İngiltere ve Amerika özellikle yani mümkün mertebe teşvik eden davransa da açıkça onaylamadığı için herkes ortada kalmış vaziyette. O yüzden de Özgür Suriye Ordusu da o beklediği şeyi bulamadı. Öyle olunca da tabii Esad şeyi, yani sadece bir taktiksel filan teçhizatla ilgili değil, bu güçler dengesindeki değişmeden dolayı da hakimiyetini yani böyle çok geri çekilme bir sahnesi gibiydi bir ara. Ama o tersine çevrildi. Ama bu tabii Esad rejiminin kalacağının manasında değil. Sadece şunu söylemeye çalışıyorum. O güçler dengesi, bu genel tablo değiştikçe de değişecek. Peki neden, tabii asıl soru bu, neden bu kadar süratle değişti? Ve neden mesela Mısır fotoğrafa giriyor da Türkiye açıkçası böyle ortada kalıyor? Ben bunu anlamakta zorluyorum. Ve daha önemlisi, hani onu belki yani hatırlatmakta fayda var. Yabancı basında, Batı merkezli özellikle medyalarda, büyük medyalarda ya acaba bu içeridekiler de hani El-Kaide falan Ha şimdi bunların hepsi bakın bir arada oldu zaten. Yani şey, iletişim çok önemli. Yani bir olayın bugünkü dünyada artık nasıl takdim edildiği, dünya kamuoyuna, Batı kamuoyuna nasıl takdim edildiği. Zaten oradan gelişmeleri izleyebiliyorsunuz. Yani baştan işte muhalifler çok böyle özgürlük savaşçısı falan, kim, hangisi falan sorgulanmadan. Batı tamamen arkalarında olmalı ve hep insan hikayeleri. Yani işte ölenlerin rejimin öyle zalim rejim. Sonra birdenbire bakıyorsunuz bunda böyle hani devam ediyor ama daha böyle politik şeyi yavaşlayarak yani. Ona bir süre sonra ya bu adamlar da kimler acaba Özgür Suriye Ordusu falan. En sonuncusu bu Özgür Suriye Ordusu'nun postanede çalışanları damdan atması falan. Bunlar da dünya basında bir sürü böyle şeyler oluyor. Yani her olayda bir sürü karşılıklı şey vardır, yani haber vardır, lehte aleyhte kullanılacak. Bunlar servis ediliyor. Bazısı servis edilir, göze batırılır. Bazısı ancak böyle dolaylı yollarda doğru gezer ve rejimin kaynakları denilir. Şimdi yavaş yavaş onlar oldu. Ondan sonra bir El-Kaide tehlikesi. Bakın Clinton Türkiye'ye geldiğinde ne dedi? Yani Suriye'yle ilişkilen çok ne dedi? Biz en çok Esad sonrası durumla ilgileniyoruz. Bizim için şu anda bu çok önemli. Hı hı. Bu niye önemli? Onu da belki biraz daha ileride ben Nihat Bey'in zamanını almak için o parantezi açmayayım. Bununla ilgileniyoruz dedi. Aşırı, Türkiye'nin şeyi tabii PKK olduğu için hassasiyeti, her türlü aşırı harekete karşıyız. PKK ama bu arada El-Kaide dedi. Evet. Ve dünya basınında, Batı basınında da sürekli ay işte bak çok da yani muhalefet falan diyoruz ama galiba bunlar El-Kaideci falan.
İşte en sonunda da dediğim gibi yani Suriye rejimiyle kanlı bıçaklı olan gazeteci olarak tanınan özellikle Hama katliamını tanıklığını yaptım demiş olduğu için ve o günden bu yana Suriye rejimiyle ilgili yazmadığı kalmayan Robert Fisk'in de yani neredeyse bu kervana katılması. Ya Suriye'yi de boş bıraktığımızda galiba böyle cihatçılara, El-Kaide'ye kalacak filan demesi. Tabii bu da biz bu sürecin seyri hakkında fikir veriyor nasıl takdim edildiği. Evet. Ben tekrar söyleyeyim. Nihat Ali Hocam'a şunu sormak istiyorum. Şimdi bu fotoğraf evet genel Suriye fotoğrafı. Buna mukabil yani geçen hafta hem Irak'ta hem Suriye'de karşılaşa geldiğim, yani konuşa geldiğim insanların adeta sürece dair verdikleri ipucunda şöyle bir fotoğraf şekilleniyor. Burada Esad sonrası veya hatta belki öncesinde şu anda bile müthiş bir etnik mezhepsel gerilim, çatışmaya evrilecek bir gerilim ve Türkiye basını hatırlarsanız o şok etkisi yaratan fotoğraflar. Yani Türkiye'nin bütün Türkiye-Suriye sınırı olarak takdim edildi ilk başta. Sonra böyle olmadığı anlaşıldı. Ama PYD'nin önderliğindeki Kürtlerin kontrol ettiği Kamışlı başta işte Kobani, Afrin, Derik, Amude gibi yerleşim birimleri. Burada hani PKK'nın varlığı, burada Kürtlerin varlığı diyelim veya genel olarak şemsiye olarak bu çatışma nereye evrilir? Türkiye bu oyunda hep Türkiye'de artık çok sık dillendirilmeye başlandı. Özellikle bu son dönemde şiddet sarmalının artmasıyla bu kadar hani Suriye'ye açıkta kalacak kadar destek verirsek bunun maliyeti de bize PKK üzerinden olur gibi bir kanaat oluştu kamuoyunda. Buna ilişkin yorumunuz ne? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Sanırım Nuray Hanım meseleyi sadece mücadelenin karakteristiği üzerinden anladığımı ya da algıladığımı düşünüyor herhalde. Yok. Tabii ki uluslararası destek bu anlamda önemli. Çünkü sonuçta günümüz dünyasında hiçbir iç çatışma sadece o sınırlar içerisinde kalamaz. Sadece bugün için de değil. İkinci Dünya Savaşı sırasında da sonraki dönemde Soğuk Savaş'ta da böyleydi. Bugün de böyle. Ve bugün daha fazla aktörle bu işi dünyanın her tarafına yayma imkanı var. Şimdi bu çerçevede bakınca Batı hem ekonomik nedenlerden dolayı çünkü hiç kimse savaşmak istemiyor. Çok maliyetli bir işten söz ediyorsunuz. Yani bir Irak Savaşı'nın, Afganistan Savaşı'nın böyle sürüncemeye dökülmüş bir çatışmanın maliyetine bakarsanız gerçekten büyük. İki, Batı kamuoyu böyle bir işi satın almak istemiyor. Yani gidip orada ölmek istemiyor ya da kendi askerlerinin böyle bir işte ölmesinden çok mutlu olmuyor ve bunun için de politikacılarına baskı yapıyor. Tabii ki başlangıçta bu işi ucuz bir biçimde kapatabileceğini düşünmüştü Batı, Libya'da olduğu gibi. Yani karaya fazla ayak basmadan 3-5 tane örtülü operasyon, geri kalanları uzaktan füze ya da uçaklarla bu işi hallederiz içeridekilerle diye, ama Suriye'deki resim böyle olmadı. Tabii ki Rusya ile Çin'in ya da İran'ın tutumu da bunları ister istemez bu tutumdan vazgeçirdi. Tabii İsrail faktörü de var burada. Yani İsrail de başlangıçtan beri Suriye'deki bir rejim değişikliğinin, işte buradaki kimyasal silahların ve buradaki ortaya çıkacak biraz önce söylenen cihadist grupların kendisinin doğrudan tehdit olacağını, bu silahların Hizbullah'ın eline geçirebileceği tezlerini başlangıçta uzun bir süre sessiz kalarak bunu aslında Amerika'da falan işledi. Görülen o ki bu bir anlamda satın alınmış vaziyette. Yani bütün bu fikirler Batı'nın bu konudan uzak durmasını gerektiriyor. Ama şunu söyleyeyim, tabii ki Pandora'nın kutusu artık açıldı. Yani bir daha biz Suriye'de 1,5-2 sene öncesi gibi güçlü bir merkezi yönetim göremeyeceğiz. Bu bir anlamda bu haliyle belki kör topal devam edecek ama Esad da tarihin yanlış yerinde duruyor. Bu ihtimalle o da gidecek. Ama ne zaman gideceği konusunda hiç kimse bir garanti veremiyor. Artık 5 yıldan 10 yıldan söz ediliyor. Şimdi bu çerçevede bakınca bizim için ortaya şöyle bir manzara çıktı. Birincisi, ortada etkinliğini yitirmiş bir Suriye'de merkezi otorite var. Artık merkezi otorite ülkenin kuzeyini kontrol edemiyor. Yani bu şu demek, Türkiye açısından Türkiye'nin artık kendisinin tek başına kontrol etmesi gereken bir 900 kilometrelik sınır var. Bu sınırın öbür tarafında da rakamlar muhtelif olmakla beraber 3-3,5 milyon yaşayan bir Kürt nüfus var. Şimdi yine açık kaynaklara bakılırsa bu Kürt nüfusun %90'ı PKK eğilimli. Yani Barzani'nin buradaki etkinliği %10 civarında. Ve bu %90 etkinlik gayet iyi organize olmuş. Geçmişte 30 yıllık çalışmayla iyi bir network yaratmış bir sistemden söz ediyoruz. Şimdi bu sistem PKK'ya ne sağlar diye sorarsanız,
Bu PKK'ya 3 farklı alanda avantaj sağlar. Birincisi tabii ki psikolojik olarak sağladığı, politik olarak sağladığı bir avantaj var. İkincisi PKK ciddi anlamda 3 milyonluk nüfusu artık kontrol ediyor. Çünkü onun yerine bu kontrol sağlayacak bir merkezi otorite yok artık Suriye'de. Şimdi bu ona lojistik sağlayacaktır. İstediği kadar yeni eleman temin etmesini sağlayacaktır. Şimdi merkezi hükümet göçtükçe, kontrol ortadan kalktıkça PKK arzu ettiği, istediği, ulaşabileceği kadar lojistiğe sahip olacak. Yani bırakın sadece yemeği, içmeyi, elbiseyi, teçhizatı. Aynı zamanda yeni savaşma teknikleri, aynı zamanda yeni silah ve ekipmanlara sahip olacak. Şimdi bunların içerisinde Türkiye'nin PKK ile mücadelesini de stratejik boyutta değişiklik yapabilecek ekipmanlardan söz ediyoruz. Yani şimdi Suriye ordusunun depolarından elde edilebilecek karadan havaya füzeler PKK'nın eline geçtiği takdirde bu gidişatın kaderini değiştirebilir. Ben size sadece bir örnek vereyim. 1980'de başlayan Afganistan işgalinde Rusların kullandığı helikopterlerin karşılık Amerikalılar yerden havaya füze verdiklerinde Afgan mücahitlere, Afgan mücahitler 4 yıl içerisinde Rus ordusunun 344 helikopter 150 tane de uçağını düşürdüler. Ve sonucu da hepimiz biliyoruz. Yani bir nasıl çekip gitmek zorunda kaldığını. Ama şimdi, hocam pardon bir şey soracağım. Ama o süreçte Pakistan istihbaratı, yani coğrafi olarak baktığınızda ISI CIA'ya adeta bir kanal açtı orada. Fakat coğrafi olarak baktığınızda, bunu merakımdan soruyorum. Suriye'nin kuzeyi çok düzlük bir yer. Türkiye bu sınırı dümdüz kontrol ediyor. Yani Güneydoğu gibi dağlık değil. O bahsettiğiniz mühimmatı, o bahsettiğiniz ve bayağı havaleli şeyler. Bunları yani Irak Kürdistan'ından geçirmeden nasıl götürecek? Yani Barzani kontrolündeki yerden yani bunları... Belki aptalca bir soru oldu ama yani merak ediyorum. Hayır, şimdi... Tamam, şimdi coğrafya algılama biçimimiz bizim ortaokulda Reşat Unat'ın kitabındaki gibi bakarsak kendi işlere gideriz. Şimdi sonuçta adam bu aleti kullanacaksa bu aleti tabii ki Irak'ın kuzeyine götürüp oradan dağlık bölgelere geçirerek yapacaktır. Yani gelip de illa bu aleti aldık ayıp olmasın diye Suriye sınırında kullanacak hali yok. Onu bu kastetmedim. Suriye sınırını olsa nasıl sokacak dedim. Ya bunu çok rahatlıkla sokar, hiç önemli değil. Öyle yani mi? Çünkü 900 kilometre Irak sınırı, Suriye sınırı, 400 kilometre Irak sınırı, bir de İran sınırını koy. Yani bütün bunları sizin fiziki olarak, insani olarak kontrol etmeniz mümkün değil. Çünkü bu kontrol demek 24 saat kontrol etmeniz gerekmiyor. Adamın ihtiyacı olan 10 dakika 100 metrelik bir mesafeden içeriye girebilmek. Anladım. Şimdi o yüzden bütün bunların hepsi onun açısından avantaj. Yani Türkiye'nin güvenlik boyutunda da, politik boyutta da, psikolojik olarak da yani PKK ve Kürt meselesinde bir gedik açılmış durumda. Ya bununla uğraşması gerekiyor. Şimdi bu tabii sadece burada değil. Şimdi ikinci gedik bana sorarsanız sonuçta Türkiye'nin de kendi yurttaşları olan işte Alevi, Nusayri, Arap orijinli insanlar var. Orada da bir takım rahatsızlıkların olmayacağının garantisi yok. Yani bunun Suriye tarafıyla da duygusal olarak bunun orayla akrabalık ilişkileri bağlamında da olduğunu düşünün. Evet. Şimdi öbür taraftan çokça dile getirilen, abartıldığı da söylenen, tartışılan bu cihadist gruplarla ilgili tartışmalar da var. Çünkü sonuçta Suriye'de bütün Sünni Araplar Esad'a karşı da değil. Esad'a destek verenler de var, orta ve üst sınıf. Şimdi dolayısıyla gerçekten önümüzde oldukça karmaşık ve Türkiye açısından ciddi negatif sonuçlar doğuracak yeni bir tabloyla karşı karşıyayız. Büyük ihtimalle bunlara karşı da Türkiye'nin yeni bir yol haritası bulup yeniden pozisyonu yüzden geçirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Yeni yol haritasını konuşacağız ama madem Suriye'deki, kuzeydeki yapılanmadan bahsediyoruz. Geçen haftalarda o Suriye'nin kuzeyinde çektiğim bazı görüntüler var. Mesela deminden beri bahsediyoruz PYD diye bir örgütten. PYD'nin eş başkanı, yani PKK ile doktrinal olarak en azından eş güdüm içinde olan örgütün lideri, mesela liderlerinden biri. Onunla bir röportaj yaptım. Orada okullar var, açılmış. Kürtçe eğitim veriyor. O okulları çektim ve Kürtlerin kontrolündeki yerlerden bir tanesi Kamışlı. Kamışlı'yı görüntüledim. Onu kısaca bir izleyelim. Arkasından kısa bir aradan sonra tekrar sohbetimize devam edeceğiz.
Suriye'nin kuzeyinde yer alan ve Türkiye'ye sınır olan bölgelerde Kürtler belli yerleşim yerlerinde kontrolü ele geçirmiş vaziyette. Yüksek Kürt Konseyi'nin yönetimine bağlı halk savunma güçleri başta Kamışlı, Kobani, Afrin, Derik ve Amude gibi yerlere giriş ve çıkışlarda yol kontrolü yapıyor. Ağırlıklı olarak Kürt gençlerden oluşan bu birimlerin hemen ötesinde Suriye ordusunun kontrol noktaları da yer alıyor. Kontrol noktasında görev alan bir Kürt genci kameralarımıza şunları söyledi. Şu anda son birkaç gündür olan gelişmeleri nasıl değerlendiriyor, nasıl görüyor? Evet, peşvetini göre çantacı da uçuyor, bir de çoğu demek. Baş bu çiçek bu, çiçek bu, baş bu. Peki önceki günler için ne bekliyor? Cengizli, evet, cengizli yani. Valla çiçek ben, difa milleti kodikun, hem Paristine'dikun, hem bir. Özellikle Kürt yolunun yaptıkları şeyi zorunda görüyordur. Çatışmalar yürüyor. Kürt bölgesinde böyle bir şey bekliyor mu, yoksa durum sus içinde bitireceğini düşünüyor? Valla kişilik haliyen tineyi bas her ve çeydi. Hem parasını hem milleti kodikun hem... Lanayan debeci tiştik oldu, bazar araba çeydi. İhtimal mı dediler? Abi çeydi. Suriye'nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 3 milyon Kürt'ün %75'inin bağlı olduğu ileri sürülen PYD'nin eş başkanı Salih Müslim, TVM kameralarına şunları söyledi. Bir terörizmle en fazla dövüşen, Suriye içinden dövüşen biziz. Ona karşı en fazla direnen iyi de biziz. Yani daha parti kurmadan önce ve 2003'ten beri, parti kurduğumuzdan beri en fazla yaka parça onunla şey düşen biziz. Yani tek bir üyemiz, tek bir sempatizanımız kalmadı. Muhakkak istihbarat merkezlerimiz yaratıldı, bodrumlarda kaldı, hastanelerde kaldı ve daha önce de belirttiğim gibi yani bu devrim başlayınca, Suriye devrimi, 1550 kişimiz hastanelerdeydi, bodrumlardaydı. Onun için kimse söylemesin bunu. Muhakkak herkes de biliyor, yani bizi kesen veya da bizi öldüren eli öpmeyiz. Yani bunu herkes de bilsin, yani açıkça söylüyoruz. Onun için biz direndik, baştan beri direndik. Ama direncimiz akıllı oldu, onu diyebilirim. Yani iki seneden beri en fazla, hani nefes aldığımızdan beri en fazla halkı örgütlemeye çalıştık ve şimdi de sonuçlarını alıyoruz. Halk örgütlü olarak kendini koruyabilir, kendini yönetebilir. Bu kanlı süreçten uzak durmak istiyor. Bu da doğal hakkıdır. Onun için kimsenin rahatsız olmaması gerekir bundan. Özellikle Türkiye. Yani sınır boyu zaten hep beraber sınır boyudur ve iki kardeştirler. Yani hepimiz kardeşiz. PKK'ya yakınlığıyla bilinen PYD Esad sonrasında Suriye'nin kuzeyindeki bölgedeki tüm halkların kendini yöneteceği bir modeli savunduklarını söylüyor. Bu arada çatışmalar sürerken Kürtlerin kontrolündeki bölgede Kürtçe eğitim başladı. Bu okullardan birinde duvarlarda Öcalan resimleri ve PKK sempatisi inkar edilmiyor. Bu son yaşadıklarımız çok zor bir süreçtir. Bugünler zor ve zor geçiyor. Yani bir yanda bu savaş ve diğer şeyler. Diğer yanda biz de Kürt olarak kendi dilimizle, kendi kurumlarımızla yaşamak istiyoruz. Özgürce bir yaşam için mücadele ediyoruz. Ve özellikle okulun açılması çok önemli. Bu sistem gitsin istiyoruz. Çünkü bu sistem bizi çok zorladı. Bizi kullandı, bizi hapse attı, bize işkence yaptı. Biz de bu sistemin gitmesini istiyoruz. Evet, gündem özelde Suriye'yi ve Kürt meselesini konuşuyoruz. Nihat Ali Özcan Ankara'da, Nuray Mert İstanbul'da. Nuray, direkt aslında bir türlü gelemedik yavaş yavaş şu Türkiye'ye yansımasına. Türkiye'nin Suriye'den dolayı ne vaziyette olduğu dış politikada ortada biraz ama demin Salih Müslim de anlattı ve başta da aslında o Türkmen komutanı söyledi. Evet, kaotik bir Suriye fotoğrafı karşımızda. Belki birkaç ay, belki birkaç yıl sürecek. En azından Esad'a endekslenmese bile. Bunun Türkiye'ye yansıması, Türkiye'deki Kürt meselesine yansıması sence nasıl olacak?
Tabii doğrudan bağlantılı iki şeyden bahsediyoruz. O yüzden yani oraya doğru ilerlememiz hiç zor olmayacak. Nihat Bey'in dediği gibi şimdi Türkiye'yi birçok yerden zorlayacak bir iştir bu Suriye meselesi. Ama Suriye meselesi tek başına değil. Zaten bölgesel dengelerin değişmesi Türkiye'yi hep etkiliyor. Ve bunların birçoğunda aslında merkezi olarak Kürt meselesi var. Bu Irak'ta da biliyorsun. Yani en iyi sen biliyorsun. Orada çok gazetecilik yaptığın için Kuzey Irak şeyini, dönemini. Orada da yani biz de o zaman işte okuyucu olarak hani bu şey dönemleri, hani peşmerge, işte şalvarlı Kürtler, evet, bilmem ne filan filan dönemlerinde bir reddiyecilik. Irak'taki Birinci Körfez Savaşı, sonrasındaki gelişmeler, işte mülteci krizlerinde filan, hepsinde de birinci derecede önemliydi Kürt meselesi. Şimdi Suriye meselesinde de, hı hı, çok önemli olacak. Onun dışında bir ikinci parametre var bizi çok zorlayacak olan. Yani bununla bağlantılı ama ben Türk dış politikasında o yüzden de yani nereden çıkılır kısmı çok gerçekten zor bir hale geliyor. Türkiye bir yandan aslında işte uluslararası sistemde Batı'nın müttefiki, bir NATO üyesi ve önemli bir üye, çok önemli bir stratejik partner Batı ittifakı açısından baktığınızda. Fakat diğer taraftan bölgedeki politikaları oradaki işte eski statükodan yana, şimdi bunu Irak'ta çok tartışılmıştı, evet, hatırlarsanız işte neredeyse Saddam'la ittifak edilecek falan diye. Hali hazırda da öyle. Yani başka bakımlardan falan filan diye, Esad benim kardeşim filan açısından değil. Yani dış politika konsepti, daha doğrusu iç güvenlik konsepti ve bunların birleşkesinden doğan şey aslında bölgede İran ve Suriye ile bakışı örtüşüyor Türkiye'nin. Bu çok ciddi bir paradoks tabii. Yani hem bir taraftan bir Batı ittifak sisteminin parçasısınız ve oradaki o rejime direniş hattı diye kendisine karşı gördüğü Suriye-İran hattı neredeyse de yani uzun süredir bir çekişme içerisinde de bana sorarsanız İran İslam devriminden bu yana. Hı hı. Ama o çok kriz derinleşmiş ve en son işte Irak işgali iyice bir eşik çıta atlatmış. Bir yandan böyle bir durumdasınız. Böyle bir savaşın ortasındasınız. Bir ittifak dünyasının içindesiniz. Ama sizin bölgeye ilişkin ve güvenliğine ilişkin konseptiniz Suriye ve İran'la aslında yani ittifak sisteminde hasım olduklarınızda. Bu zaten büyük bir paradoks. Bunun içerisinden çıkmak zor. Niye böyle? Yani niye bu şeye sıkışmış? Yine Kürt meselesinden dolayı. Yani Kürt meselesi konusunda birlikten, üniter devletten herhangi bir esnemeye yanaşmadığı için, bunu büyük bir tehdit olarak gördüğü için Türkiye ister istemez işte Suriye'deki rejimin, İran'ın, hatta yani İran'dan daha bile sert bir merkeziyetçi anlayışı var. Hani o İran İslam sistemi devleti çerçevesinde bir takım şeyler var. Yani politik statü yok da Türkiye'den daha ileri bir takım kültürel haklar İran'da var. Ama sonuç itibariyle o eski statüko aktörleri gibi düşünüyorsunuz. Neden? Her konuda Batı ile müttefiksiniz. Evet. Bir tek Kürt meselesi yüzünden değilsiniz. Bu olacak iş değil. Hem bu açıdan bunu devam et sürdürmeniz mümkün değil. Üstelik de kriz bu kadar tırmanmış ve işte tam da Suriye'de patlamışken. İkinci yani bu bahsedilen, Nihat Bey'in bahsettiği güvenlik filan doğrudan tesiri olan şeylerin dışında genel bir çerçeve olarak da güçler dengesinde nerede yer aldığınız açısından da sürdürülebilir bir şey değil. İkincisi Kürtlere, yani Kürtlerin bir politik statü kazanması konusu yani bugünün konusu değil. İşte bizde bir paranoya halinde olan var ya, aslında gizliden gizliye işte Yedi Düvel bunları destekliyor filan. Şimdi o Yedi Düvel destekliyor denilen şey şu. Ne bölgesel aktörler bile neredeyse bizim kadar değil. Hele yani yeni dünya düzeni içerisinde, Batı merkezli dünya sistemi içerisinde kimse, bizim müttefiklerimiz bu meseleye bizim gibi bakmıyor. İşte bizi de hep kuşkuya düşüren bu. Hani Irak meselesinden de başlayarak. İşte bizi müttefik diyorlar ama öte yandan da Kürtleri destekliyorlar. El altından da destekliyorlar. Bu toplum ya kamuoyu nezdinde şey oluyor. İşte yine bizi sattılar. El altından onlar dedi. Birbirimize karşı kışkırttılar. Mesele bu değil. Mesele yeni bölgedeki bu yeni güçler dengesinin, yani Batı İttifakı'nın dayattığı şey, işine gelen, tasarımına uyan şey, Kürtlerin bir politik statü kazanması. Çünkü işte bin bir taraftan bunu şey yapabilir, izah edebilirsiniz. Yani giderseniz çok komplacı. İşte şimdi son zamanlarda Enerji Bakanı bile
Yani evet doğru filan demiş. İşte Hakkari petrol bölgesi zaten Abdülhamit döneminden de Abdülhamit'in çizim otantikliği tartışmalı. Teknik olarak da mümkün mü belli değil. Yani petrol arama teknikleri çok yani ve bulma teknikleri biliyorsunuz Suudi Arabistan'da bile çok daha ileriki tarihte bulunması yani Suudi Arabistan'da bile çok daha ileriki tarihte oldu. Yani Abdülhamit döneminde böyle petrol şeyi bulunmuş. İşte Enerji Bakanı da bunu doğrulamış. Evet evet Hakkari'de falan diye. İster öyle bakarsınız yani ha bir enerji oyunu var boru hatları falan. İster başka türlü bakarsınız. İster ilkesel olarak var işte 40 milyonluk bir halk hiç devleti olmadı. Artık yani bu daha devam edemez derseniz. Neyse ne. Sonuç itibariyle bir de bir örgütlenmesi var bunun. Bir sürü mücadele var. Bir sürü dönemeçten geçmiş. Bunların biriktirdiği şey şu. Kürtler şimdi üstelik yayıldıkları dört tarafta da bir tanesinde Irak süreci yaşanmış. İşte bir özellik hayata geçirilmiş. Tıkır tıkır işliyor. Yani Kürtler açısından baktığınızda bir model. Diğer taraftan iki uçtaki İran ve Suriye zaten Batı'nın hedeflediği yani güçler dengesini tasfiye etmek istediği yani rejimler açısından baktığınızda Batı karşıtı güçler. Oralarda zaten durumun değişmesi bekleniyor. Bu evvel ahir. Bir tek Türkiye kalıyor. Yani Batı'yı da çok zor duruma düşüren. Hem müttefik fakat hem bir türlü razı olmuyor. Yani bu dengelerin değişmesine, bölgenin daha farklı bir şekilde konumun şekillenmesine ve bu arada tabii bu şekillenme içerisinde Kürtlerin statü kazanmasına. O yüzden yani bu tablo böyle devam ettiği sürece yani Suriye tabii fevkalade fazladan güvenlik faktörleri de dahil olmak üzere zorlar. Ama bunun ötesinde bakın İran meselesi de var. Yani diyelim ki Batı'nın istediği gibi oldu her şey. Biz de o ittifakın içerisindeyiz ya Suriye'de rejim devrildi. Hep tartışılıyor. Her ne kadar Türkmen rahmetli komutan yani asla tek millet tek bayrak falan diyorsa da Suriye için. Suriye'de öyle bir statükonun işaretleri gelmiyor yani yeni statüko. Evet PYD'yi başat olmayabilir ama tek PYD'de onu gördüğü için Barzani'nin gücü çok düşük olmasına rağmen Barzani patronajını kısmen yani bir uzlaşma platformu olarak kabul etti Erbil Anlaşması dolayısıyla. Yani orada bir farklı bir şey olacak Suriye'de. İran'daki Kürtler de bir faktör olacak yani iş İran'a geldiğinde gelebilirse. Gelemese bile olacak. Yani İran'daki rejim sürekli Batı'nın hedefinde. O rejimi değiştirdiğiniz zaman veya değişime giderse kendi içerisindeki arzulanan bölgede bu hedeflenen bu değişim çerçevesi. Oradaki Kürtler de bir yine siyasi aktör olacaklar. Yani nereden baksanız Türkiye Kürt meselesini halletmediği, radikal bir şekilde halletmediği sürece üstelik de radikalden vurma kırma manasında söylemiyorum. Yani çok kökten bir bakış açısını değiştirmediği sürece daha uzun yıllar bölgesel denklemler içerisinde fazlasıyla zorlanacak. Şimdi siz bir de son bir şey söyleyip çok uzatmayayım. VTR'de şey vardı okullarda, PYD'nin evet, okullarında evet. Öcalan posterleri falan. Şimdi tabii Türk kamuoyu doğal olarak çok yadırgıyor. Yani çünkü Türkiye kamuoyu için PKK bir terör örgütü ve de kriminal bir durum neredeyse. Yani çok tartışıyoruz ediyoruz filan ama bu kısım yani böyle bir ileri iki geri ve kamuoyunda işte yine yani özellikle PKK terör örgütü bu bir terör meselesidir. Kürt Başbakanı en sonunda zaten Kürt meselesi de yoktur dedi. Kürt vatandaşımın meselesi vardır demişti. En son röportajını artık onu da demedi. Siyasal Kürtçülük sorunu vardır dedi ki bu artık 1960'ların dili. 50'lerin filan dili siyasal Kürtçülük tabirini. O yıllardan bu yana ben duymamıştım doğrusu. Yani 50'lerde böyle bir tabir vardı. 60'larda vardı filan. Ama ondan sonra işte terör merör yerine geldi. Bu dil bile tekrar su yüzüne çıktı. Şimdi orada baktığınızda okulda Öcalan pozisyonu. Onlar açısından ise yani Suriye Kürtleri açısından PYD'liler. Şimdi bu nasıl oluyor? Yani terör örgütünün bunlar şey gibi. Onlar açısından öyle değil. Onlar bir terör örgütünü desteklediklerini düşünmüyorlar. Onlar yani Kürt ulusunun önderlerinden biri olarak muhtemelen görüyorlar. Ve yani hani ona %75'i falan PYD'yi destekliyorsa hele %75 için iyice kahraman. Öbürleri için de terör merördü de yani anlaşamadıkları bir fraksiyon. Ama sonuç itibariyle Kürtlerin özgürlüğü için savaşan bir lider. Yani bir kere yani o kadar bizim algılarımız bölge farklı algısından ki. Farklı ki. Yani oradaki Kürt halkı açısından. Yani ihtilafların falan olmuş olması çok bir şey değiştirmiyor. O kadar ki eskiden aslında mesela Kuzey Irak'ta yani birbirine savaşırlarken artık o ihtimal de kalmadı. Yani çünkü Kürt toplumları da modernleşiyor. Özellikle de Kuzey Irak'ta. Modernleşiyorlar. İşte yeni nesillere izah edilmesi zor. Ve hepsinin kafasında hatta bir kompleks halinde Kürtleri birbirine kırdırıyorlar. Türkiye'nin oyunları.
gibi bir şey de var. Bir ihtiyat da var. Yani bu böyle bir nesilde sizi Türkiye'nin bakışıyla oku tarafların bakışı o kadar birbirinden farklı ki PKK'ya bakışları da. Yani ihtilaflı olanların dahil demek istiyorum. Yani Kuzey Irak da dahil olmak üzere. Daha iyi biliyorsunuz dur işte sizler gidip geliyorsun, sen çok gidiyorsun. Yani orada çok araştırma yapanlar falan bunu çok giden gelen insanlar da ben çok duydum. Ayrıca izliyoruz falan, belli ki hava o. O yüzden okulu görünce de o aklıma geldi. Evet. Hani kamuoyuna biraz hani çok farklı bir dünyalar olduğunu hatırlatıyorum. Dil bulutları farklı. Ben tekrar Ankara'ya dönüyorum Nihat Ali Hocam'a. Burada aslında temel hani soru benim merak ettiğim, bir stratejist olarak da belki siz cevaplarsınız. Bu Suriye'den fotoğrafların gelmesiyle Şemdinli Hakkari'de bundan işte yaklaşık 2 ay oldu tahmin ediyorum. Örgütün stratejisini değiştirdiğini ilan edip yani ben artık vur kaç yapmıyorum, vur kal yapıyorum demesi arkasından çok ciddi baskınların gelmesi yani adeta şiddeti bilerek gaza basması artık adını nasıl koyarsak bir anda böyle bir fotoğraf oluştu. Bu tabii devam eder veya etmez bilmiyorum ama Türkiye'de kamuoyuna ne kadar yansıyor, ne kadar tartışılıyor bu da ayrı bir konu. Bunu kenara bırakıyorum. Fakat biliyoruz ki Türkiye'de ciddi şekilde gündemi belirleyecek kadar şiddet artık her gün evlerimize, bize ulaşmaya başladı. Ve kamuoyu hakikaten ciddi anlamda tedirgin. Peki ne oluyor? Ne oluyor? Aslında bu ne olduğuna bakmak için Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı yani bu Kürt meselesiyle ilgili Türkiye'nin birbirinden farklı 7 tane Kürt sorunu var. Yani karakter olarak farklı, Türkiye'nin gücü veya etkinliği, ilgisi ya da yönetebilme kapasitesi açısından eğer sınıflandırırsanız 7 tane farklı Kürt sorunumuz var. Yani bir taraftan Suriye'deki mesele mesela şimdi karakter değiştiriyor. Yani 2 sene önce Suriye'deki Kürt meselesi bizi nasıl ilgilendiriyor diye sorsaydınız ya bu işi yönetmek için Suriye merkezi hükümetiyle bu işi yönetebilirsiniz derdim. Ama şimdi başka bir karakterde iş. Şimdi Irak'taki Kürt meselesi işte son 30 yıldır işte biliyorsunuz 80-88 arkasından 91 arkasından 2003 ve 2010'la 11'le beraber o da bir karakter değiştirmeye başladı. Şimdi bir İran'la ilgili bir Kürt sorunumuz var. İran'daki Kürtlerle ilgili. O şimdilik dondurulmuş gibi gözüküyor ama kenarından bizi etkilemekle beraber demek ki orta ve uzun vadede de bizim ajandamızda olacak. Onu nasıl yöneteceğimizi de bilmiyoruz. Şimdi diaspora'da bir Kürt meselemiz var. Yani Avrupa'da bulunan. Onu farklı araçlarla ancak bir şekilde yönetebilirsiniz. Ve Türkiye'nin içerisinde var. Şimdi Türkiye'nin içerisindeki Kürt meselesinde bir tane değil bana göre. Şimdi bir tane PKK ile ilgili bir sorunumuz var. İşte PKK parlamentodaki temsilcileriyle yaklaşık olarak %30-35 kadar Kürtlerin bir şekilde farklı biçimlerde desteğini alıyor. Tabii bir entegre olmuş olanlar var. Yani Kürt orijinli olup ama Türkiye'nin işte batısında, büyük şehirlerinde şurada yaşayan karışık evlilikler şunlar bunlarla. Fakat bireysel olmanın ötesinde politik anlamda Kürtler için bir şey isteyen ama bunu istemek için de dağa çıkmayı düşünmeyen grup var. Bir de tabii Müslüman olduğunu, İslamcı olduğunu, önce bir Kürt devleti olacaksa bunun Müslüman bir Kürt devleti olması gerektiğini söyleyenler var. Demek ki bizim birbirinden farklı 6-7 tane değişik karakterde Kürt problemimiz var. Şimdi bu problemlerimizden bir tanesi çok acil. Ve bir anlamda canımızı sıkıyor zaman zaman. Son zamanlarda da işte biraz önce senin sorduğun gibi gittikçe şiddeti tırmandırıyor. Şimdi eğer bir örgüt varsa, 30 yılda yaşamışsa, onun bu hayat seyrinde eylemliliklerinin artması ve eksilmesini etkileyen 4 tane temel faktör vardır. Bunlardan bir tanesi bölgesel dengelerdeki değişikliktir. Çünkü bölgesel dengelerdeki değişiklik yani PKK gibi örgütlere bazen riskler getirir, bazen de fırsatlar tanır. Yani bu hem küresel hem bölgesel olarak. Mesela 2001'deki 11 Eylül saldırıları dünyanın her yerinde terörizmle ilgili söylemleri arttırınca tabii PKK bundan tedirgin oldu. Ama öbür taraftan 2002'de, 2003'te Amerika Irak'ı işgal ettiğinde mutlu oldu. Dolayısıyla Arap Baharı da bu anlamda bölgedeki dengeleri değiştirdiği için bu PKK'ya tabii yeni fırsat alanları çıkarıyor. Bu birincisi. İkincisi örgüt içi gelişmelerle ilgilidir. Yani PKK gibi böyle uzatılmış halk savaşı stratejisi izleyen
Bunun için bazen şiddeti birinci öncelikli stratejik araç, bazen daha yumuşak politik alanı için stratejik araç seçen örgütlerde, eğer örgüt kendi içerisinde bir problemle, bir krizle, bir liderlik sorunuyla karşılaşıyorsa ya da bir taktik veya stratejik bir tıkanma yaşıyorsa, bunu aşmak için zaman zaman eylemleri arttırır. Bu iyi bir fikirdir çünkü örgütün içerisindekilerin dikkatini dışarıya doğru celbeder. Şimdi örgüt şu anda böyle bir problem var mı? Var tabii. Mesela bir KCK operasyonları gibi ya da 1,5 yıldır Öcalan'la görüşememesi gibi konularda daha fazla derinleşen krizlerin derinleşmemesi için dışarıya enerjisini boşaltması iyi bir yöntemdir. Tabii üçüncü neden hükümetin politikalarıdır. Yani eğer hükümet örgütün istediği gibi davranmıyorsa, onun üzerinde bir takım etkiler yaratıyorsa ya da hükümet dışı organizasyonlar, kendisi gibi devlet dışı aktörler, o zaman devlete ya da hükümete bir şeyi yapması ya da yapmaması için örgütün kullanacağı en önemli stratejik araç tabii ki terör ve şiddeti arttırmaktır. Yani böylece onu kamuoyunun önünde daha zor duruma düşürüp istediği biçimde davranmaya zorlamak için. Tabii son olarak da taktik veya konjonktürel gelişmelerle ilgilidir. Mesela mevsim şartları gibi ya da mesela yeni bir teknolojik kapasiteye kavuşmuştur. Yeni bir çatışma tekniği öğrenmiştir. Bu ona bir kısa dönemli ya da orta vadeli avantaj sağlar. Bunu sisteme sokarak çatışmaları artırır. Şimdi bu bölgesel değişiklikler, örgüt içi krizler, hükümetin politikaları ve bu konjonktürel değişimler örgütün eylemliklerinin istatistiklerinde ciddi bir artışa yol açar. Bu son zamanlarda neden böyle oldu diye soruyorsanız, bence herhalde günümüzün bölgesel ve içerideki ve örgütteki ve diğer yetenekleri şeyle, gelişmelerle birlikte ele aldığımızda bunun normal bir süreç olduğunu görmek mümkün diye düşünüyorum. Peki bu ne kadar sürer? Yani şimdi 4 parametre saydınız. Mesela doğa şartları, kış şartları geliyor. Hani birkaç ay sonra yani klasik şeyi güneye çekilmesidir. Mesela bu bir veri yani midir? Biraz tabii ki bu biraz azaltacak demektir. Ama %100 kış geldiği zaman bu iş bitecektir değil. Ama ne yapacaktır? Biraz azaltacaktır. Ama şimdi öbür taraftan bölgesel dengeler, mesela Suriye, Irak'taki gelişmeler, İran, Amerika, İran-Türkiye ilişkileri. Tabii bunlar görünenler, bir de görünmeyenler var. Mesela sizin Kuzey Irak'tan petrol almaya çalışmanız, bu petrol almaya çalışmanız kimin ayağına basar? Kimin pazarına gidip tezgah kuruyorsunuz? O nasıl tepki verir? Direkt mi verir? Doğrudan mı verir? Ya onları bilemiyoruz. Gerçi biraz önce Nuray Hanım ya işte başkalarını suçlamak falan dedi ama sonuçta eğer işe yarar, fonksiyonel bir örgüt varsa bu örgüt de kendince politika yapacak. O örgütte de kendince işbirliği yapacak devlet ve devlet dışı aktörler olacaktır. Bu piyasa böyle bir piyasa. Dolayısıyla da bölgedeki bu dengelerdeki değişime bakmak lazım. Bu herhalde kısa vadede değişmeyecek gibi gözüküyor. Şimdi hükümet açısından bakarsanız yani bir seçime gidiyoruz. Yani bir yerel seçim. Arkasından bir cumhurbaşkanlığı seçimi, bir genel seçim var. Şimdi yani yerel seçimlerde PKK ve onu destekleyen siyasi parti insanlara gidip seçmenlere sizin çöpünüzü temizleyeceğim, su getireceğim ya da yolları iyi süpüreceğim dediği için oy alamayacaktır. Dolayısıyla o kimlik üzerinden bunu yapması için de kimliğe sürekli vurgu yapan bir iklim yaratması lazım. Bu da ancak şiddetle, çatışmayla, sürekli bunların medyada tartışılmasıyla mümkün olacaktır. Dolayısıyla bunu gündemden düşürmek istemeyecektir yani. Evet. Ne diyorsun Nuray? Yani işin askeri stratejik fotoğraf bu. Ama bir yandan da hakikaten yani Suriye'yi konuştuk. İşte İran ortada. Demin senin söylediğin çerçevede şiddet yükseliyor. Akan kan. Dış faktörler önemsiz falan demedim. Ben şunu dedim. Yani siz bu meselelerinizi halletmediğiniz sürece her şey sizi fevkalade etkileyecek. Hı hı. Olay bunları var. Şimdi böyle son zamanlarda fazla tarihi benzetme yapılıyor. Bazen fazlasıyla şey oluyor. Abartılı oluyor. Artık uysa da uymasa da herkes işte 1000 yıl önce de öyleydi. 500 yıl, 300 yıl, 30 yıl önce de şöyleydi falan diyor ama yine de ben de dayanamayıp bir şey hatırlatayım. Faleh Rıfkı Atay hatıralarının bir yerinde der ki İngilizler iyi terzidir. Bizim bir emirlik vermediğimiz yerden 3 krallık çıkardılar. Kastettiği olay şu. Arap milliyetçiliğine dair bir gönderme bu. Şerif Hüseyin isyanı, Arap isyanı 1916 birinci Cihan Harbi'nde çıkan
İşte biz Arap milliyetçinin tarihine bakarsanız ve ben de bu vesileyle aslında dedim ki asla, yani çok zaman geçiyor üzerinden, bir imparatorluk dağılıyor, şartlar şurada, her şey değişik. Ama bazen de çok zihin açıcı şeyler bulabilirsiniz bu süreçleri eğer mukayese ederseniz. İmparatorluğun son dönemindeki hani diğer milliyetçilikler bir tarafa, Arap milliyetçiliği, Arap velayetlerindeki süreçlere bu meseleye bakarken bir böyle biraz daha gözü sarkarak, yani zihin açıcı olur diye düşünüyorum. İşte Şerif Hüseyin 1916'da sonuçta, yani imparatorluk merkezileşmişti biliyorsunuz. Yani daha Tanzimat'tan bu yana, ama en nihayetinde işte en son İttihat-ı Terakki'nin Balkan Savaşları sonrası ve de bir Cihan Harbi'ne girişi. Cihan Harbi'ne girişten sonra Arap vilayetlerindeki şey biliyorsunuz, işte Cemal Paşa başta olmak üzere orada Suriye'de başkomutan. Arap vilayetlerini iyice geren, işte Arap milliyetçilerini Beyrut'un meydanında hala Hürriyet şeyi var orada, anıtı var, sallandıran böyle bir sıkı politikaya girmişti. Ferhat Rıfkı Atay onu kastediyor. Ondan sonra ne oldu sonuç itibariyle? Hicaz'dan çıktı isyan ve de işte o zaman da ayrıca, yani şimdi Şerif Hüseyin'in derdi başkaydı. O mahalli bir şey, bir feodal otorite derdindeydi. Arap milliyetçiler içerisinde İslami saiklerle hareket edenler vardı. Son derece seküler hareket edenler vardı. Var oğlu vardı. Sonra da zaten çok, tabii Arap dünyası büyük, böyle bir şey değil. Ama sonuç itibariyle onların hepsi örtüştü. Arap Şerif Hüseyin'in şeyiyle baş kaldırısı veya ayartılması, ne derseniz deyin, veya iktidar arasıyla Suriye'deki son derece seküler Arap milliyetçiliği birleşti falan filan. Sonuç itibariyle sizin aman biraz daha, yani bir emirlik değilse bile biraz daha otonomi vermekten sakındığınız yerde diyor, işte özellikle Şerif Arap isyanını odaklayarak diyor Fahriye Rıfkı Atay. İki Haşimi Krallığı, Ürdün ve Irak'tır o zaman. Bir tane de Hicaz, babaya da Hicaz Krallığı düşmüştü ama sonradan onu Suriyeliler işgal ettiler falan. Yani diyor ki sizin, yani ısrar ederseniz, yani böyle şeyi görmezseniz. İşte bu oluyor işte, yani Cumhuriyet'ten sonra Osmanlı'nın son dönemini değerlendiren bir şey. Şimdi bu Kürt meselesi de biraz öyle. Yani biz hala güvenlik, kış gelecek, bahar geçecek, o olacak, Suriye mi, İran mı, hangi istihbarat şeyleri falan derken, yani bunların hepsi var. Ama sonuç itibariyle bir mesele de var. Yani siz bu özellik, şimdi mesele de yani gittikçe de netleşmeye başlıyor. Net ama kolay değil, onu da söylüyorum. Yani özellik yaparız ne olur bugünden yani. Çok zor bir süreçtir bu tür işler. Ama ne olursa olsun. Talepleri de yani 2009'dan bu yana bakın ne kadar şey yaptı. Ben 2009 açılım politikalarının başarı şansı sıfırdır. Çünkü bireysel hakları temel alıyorlar. Oysa ki kolektif haklardan bahsetmezsek hiç bir adım atılmaz demiştim. Ve o zaman yadırganmıştı. Sadece 4 yıl önce. 3 yıl önce hatta. Şimdi bakın ne oluyor? Neyi konuşuyoruz? Siyasi statüyü konuşuyoruz. Zaten bu hareketin ufkunda önce bağımsızlık vardı, sonra bağımsızlıktan vazgeçildi ve sonuç itibariyle şimdi siyasi demokratik özellik dedikleri bir siyasal statüden bahsediyorlar. Yani kısacası siyasal bir statü tartışmasını başlatmazsak, o yönde adım atmazsak bu tür tartışmaları biz çok yaparız. Yani İran'da olur, bu bize etkisi şu olur diyoruz. Yani çok uzun bir sürece gelmiş Nihat Bey'in dediği gibi. Bir süreç içerisinde biz işte o eylemlilikleri azaldı mı azalmadı mı, kış şartı geldi mi gitmedi mi, İran istihbaratıyla mı beraber çalıştılar çalışmadılar, bazen bizi aldatıyor mu aldatmıyor mu filandan oyalanır dururuz. Ama meselenin şeyini kaçırmayalım diyorum ben. Özünü kaçırmayalım. Fahri Rıfkı'dan da hatırlatmayı o yüzden yaptım. Meselenin özünde biraz bu var. Ama bir dakika, akan kan durmuyor ki. Eskide en azından bir hani gizli pazarlık süreci, o süreci, bu süreci. Hepsini tüketirseniz böyle olur. Evet yani. Şimdi bakın ne olacak, açılımda ne yaptınız? Şimdi bakın bu süreçler, bu tür süreçlerde bu, çünkü demokratik şeyin dışına taşıyorsunuz. Mesela Oslo da böyledir. Yani açılım da böyleydi şimdi. Ha burada mahkeme koyuyor. Bunlar normal şartlarda o istisnai, yani fevkalade sıra dışı, evet, işler yapıyorsunuz. Evet. Böyle süreçlerde bunları hızla, yani tanzim etmeniz, şeyini yap, altyapısını yapmanız ve sonuçlandırmanız lazım. Sonuçlandırmazsanız laçka olur tabii. Yani birçok bakımdan laçka olur. İşte şey, yani yok efendim PKK baskın yaptı da Oslo öyle bitti de açılım yok, işte habura asker gerilla kafede. Bu kadar havadan sudan şeylerle bu süreçler tıkanmaz. Yani yeter ki siz bu süreçleri iyi hesaplamış olun. Yani evet, yani ben böyle çok radikal bir şey yapacağım. O örgütle görüşeceğim. Bütün partnerlerle görüşeceğim.
ve de yani bunu bitireceğim diyeceksiniz. Altyapısını kuracaksınız, hukuki altyapısını, öngörülerde bulunacaksınız, çeşitli aşamalarını düşüneceksiniz ve mümkün mertebe hızlı sonuçlandıracaksınız. Çünkü zamana yayıldıkça bunlar yozlaşan süreçler oluyorlar. O yüzden de yani bunlar olamadığı için başarılmadı. Yani eylem şimdi, yani eskiden şu olurdu, şimdi olmuyor. Olmuyor. Çünkü bir süre sonra da o da tüketiliyor. Bir süre sonra bu da tüketiliyor. Güven krizi doğuyor. Zaten birbiri, yani düşmanlar birbirine niye güvensin diyeceksiniz. Ama bir asgari güven olmadan da hiçbir ateşkes bile yapılmıyor biliyorsunuz. Yani düşmanlar da birbirine bir noktada güvenmek zorunda taraflar. Yani dolayısıyla bunlar tüketilmiş. O tüketildiği gibi şimdi yani bizim en çok övündüğümüz, yani güvendiğimiz daha doğrusu herhalde, yani Türkiye'de herkesin üzerinde en çok anlaşabileceği Türk-Kürt. Hani hiç olmazsa toplumlar birbirine düşman değil, değil mi? Uzun süre buna yani şükrediyorduk. Yani ne olur, bir sürü şey oluyor bitiyor ama yani filan diye. Bakın şimdi o da erozyona uğramaya başladı. Yani dolayısıyla yani zaman kaybettiğiniz sürece, o yüzden de hani bir esasa gelelim diyorum. O esası biz konuşmazsak, süreci hızlandırmazsak, yani ondan sonra 2 yıl sonra yaptığınız şey yetersiz kalıyor. Doğru. Ben şimdi 2 tane görüntü var. Eğer mümkünse bu 2 görüntüyü ardı ardına veya kısacık bir arada olsa olur. Yani tekrar stüdyoya gelir arkadaşlar. Bir tanesi bu BDP'lerle kucaklaşma görüntüsü. Bunun tamamını değil ama bir 10 saniyesini tekrar hatırlamak babında. Çünkü bunun nasıl bir travma yarattığını Türkiye kamuoyunda hatırlıyoruz. Ama bu fotoğraf tam da Nuray'ın söylediği gibi, yani hali anlamaya dair, o kopukluğu anlamaya dair büyük bir gösterge bence. Hemen bir izleyelim. Birliği sağlayacağız ve buluşacağız. Vallahi biz dediği doğruyuz. Hocam misafirimiz olur musunuz? Bizi gelin lan. Tane görüntü, bir tanesi işte Türkiye'nin izlediğinde adeta şok olduğu BDP'lilerin PKK'lilerle kucaklaşma görüntüsü. Arkadan hemen yayınladığım görüntü, Antep'te patlamanın olduğu gece biz tam Kilis'e geçerken Antep sokaklarında farklı farklı yerlerde yüzlerce gencin hani kısmen duymuşsunuzdur attığı sloganlar, hakaret sloganları. Böyle bir Türkiye fotoğrafı. Şimdi bir kere Gaziantep, yani bu çok üst üste veriliyor. İşte şey bak lan, siz o manada yapmadığınızı biliyorum. İşte onlar kucakla, BDP işte bu Gaziantep'te sivilleri öldürenlerle kucak kucağı falan gibi bir şey. Yani işte PKK'nin tarihi bilmiyor, bu tür şeyler olmuş. Sivilleri hedefleyen şeyler, ama PKK. Şimdi birine düşman olmanız, karşısında olmanız, hiçbir fikrini kabul etmemeniz, hatta açık çatışma içerisinde olmanız, devlet olarak bakıyorum. Yani şahıs olarak da devlet. Yani bir meseleyi olduğundan farklı gösterme imkanı olarak kullanılmamalı. Bu gerçekçi değil, iyi de değil. Yani sonuç da vermez. Şimdi PKK'nin bir sürü böyle iç infaz dahil. Yani hep yazıyorlar zaten kendileri de, işte böyle oradan ayrılanlar falan. Bunu gayet biliniyor. Öyle pürüpak bir örgüt falan değil. Ama PKK kendisini şöyle takdim ediyor. Yani ben mümkün mertebe işte sivillere yönelik eylem yapmıyorum. Bunu bir hata olarak görüyorum. İşte geçmişte oldu, şu bu filan. Gaziantep'i de üstlenmiyor. İnatla, ısrarla ve iddiayla. Diyor ki bunu ben yapmadım. Yani işte hatta ben iddialıyım. Ben bunu açığa çıkaracağım bir de artık. Yani bilemiyorum işte. Onlar da herhalde Suri istihbaratı filan mı ima ediyorlar. Bir kere böyle bir şey var, o yüzden o resimlere yan yana gidiyor. Ama bu resmin arkasına siz şunu koyabilirsiniz kamuoyu algısı açısından. Şehit cenazesi. Hayır bu yani, arada Antep'i koymam tamamen tesadüf ama önemli olan şu. Şehit cenazelerinde de atılan slogan bu. Ben tabii, Antep budur diye Antep'e bağlamak istemedim. Yani Antep meselesi tartışmalı olduğu için diyorum. Ama aynı kırılmayı bahsettiğin şeyi
İşte şeye koyarsınız. Ya Mersin'de de oluyor bu. Yani, İzmir'de de oluyor. Hayır şey yani şehit cenazesinde insanların evet. attığı sloganlar da evet, bunlar. Evet aynı şey. Ve de o da bir yani PKK'nın üstlendiği zaten yani çatışmasını tabii. sürdürdüğü, mücadelesini sürdürdüğü alan. E tabii bu yani bu ikisinin bir ülkede olması bile yani inanılır gibi bir şey değil. Bu ülke böyle bir ülkeyi yönetemezsiniz. Bu sorunlu bir şey tabii yani. Hani demokrasi nerede falan buna olmaz. Hiçbir demokrasi de olmaz yani. Kimse kusura bakmasın. Silahlı çatışma dediğiniz şey zaten demokratik şeylerin sınırlarının dışına çıkmak demek. Ama şu da vardır. Yani ne zaman ki yani bir silahlı çatışma söz konusu, silahlı bir grup, isyan, başkaldırı söz konusu olur. Artık o devlet de, şimdi 90'larda bu çok tartışıldı. O devlet de artık demokratik rutinin dışına çıkar ve bunu bir gerekçe olarak görür. Yani madem ki demokrasi sınırında bir fevkaladelik söz konusu, o zaman ben de sınırların dışına çıkarım. Zaten Türkiye'de en çok şikayet ettiğimiz şey bu. Yani ölümler falan şimdi artan şeyler çok yürek paralayıcı. Çok durumu daha acilleştiriyor. Ama onun ötesinde ayrıca da bir silahlı mesele, bir başkaldırının olması bir ülkeyi sonsuza kadar demokratikleşmesini engelliyor. Ve bunun da bedelini hepimiz ödüyoruz. Yani ölüm olmadığı zaman bile ödüyoruz. Yani özgürlüklerimizin kısıtlanması manasında. O yüzden bir de üstüne üstlük şimdi tabii ölümler araya çatışma ısındığı andan itibaren bir de duygusal kopuş. O korkunç nefes alınmaz bir ülke tablosu ve yönetilemez. Yani bu iktidar açısından da yönetilmesi kolay bir şey değil. O yüzden de zaten yani bir şekilde aciliyet kesbediyor. Şimdi yani bir siyasi parti şunlar aşikar. Ben baştan aslında şöyle düşündüm. Acaba BDP'liler yani bunu böyle bir şey olarak mı bir meydan okuma olarak mı yaptılar? Sonra öyle olmadığını ifade ettiler yani. Hayır aslında bu sıradan işte biz de bilmiyorduk da tesadüfen. Denk geldi falan. Falan dediler. Öyleyse de böyleyse de aslında çok tabii korkutucu bir tablo. Yani bir tarafta işte evet insanlar yani işte şehit uğurluyor. Kahrolsun PKK falan diyor. Bir taraftan da parlamentoda milletvekili o parti ya nasıl yani falan diyor. Bir taraftan PKK bir kriminal iş yani diyoruz. Bir taraftan milyonlarca insan... Yani şimdi tabii bizim televizyonlar göstermiyorlar. Ama aslında iyi mi ediyorlar, kötü mü ediyorlar? Şu bakımdan tabii yönetilemez. Yani topluma bunları gösterdiğiniz zaman yani algılanması falan ve tesiri çok fazla olur. Ama Türkiye'nin bir sürü yerinde böyle ilçelerde falan kendi haber kanallarından beni izliyorum. Onlar da böyle PKK, ölen PKK'lileri şehitler ölmez diye sloganlarla karşılıyorlar. Bunlar da aynı ülkede. Toprağında. Bu aynı ülkede yaşayan insanlar. Bunları şimdi bu gayri sıradan normal olmayan bir durum. Hani bunun çaresi de hani bunu da yok etmek falan değil. Çünkü bu tür şeylerde zaten şimdi bunu söylediğim zaman yanlış anlaşılıyor. PKK'ya bir terör sorunu olarak bakamayız diyenlere. Veya PKK'ya ben mesela diyorum. PKK'ya ben terör örgütü demem. Ha bu böyle çok güzel yapıyorlar. Zaten de çok kafaca anlaşıyorum manasında değil. Yani sosyal bilim literatürü açısından da baksanız zaten o yüzden de çözülemiyor ya. Milyonlarca sempatizan olan bir terör örgütü olmaz. Hani hiç siz o hareketi değilse bu ayrılıkçı bir hareket idi zamanında. Şimdi ayrılıkçı değil de işte böyle özellikle ayrılıkçı olduğu kesin de silahlı olduğu kesin de devletle savaştığı kesin de bunların hepsi terörist yapmıyor. Yani niye bunu ayırt etmemiz lazım? Çünkü o zaman şimdi yani o insanların gözünde yani bir toplumdaki en büyük yarılma olan kimisini işte terörist olarak gördüğünü öbürünün özgürlük savaşçısı olarak görmesi böyle bir durum ortaya çıkıyor. Yani biz inat ettiğimiz yani bunu konuşmaktan kaçındığımız zaman ay bana da böyle dersem işte beni de PKK'li zannederler falan. Yani bana çok bu konuda taarruz oluyor, taciz oluyor, damgalama oluyor. Ama herkes bundan korkar kaçarsa kamuoyu zaten bir sürü şeyi görmüyor, bilemiyor, alışık değil. Şok üstüne şok yiyoruz işte. Bir tanesi de BDP'nin hani sonuna kadar siyasi olarak kınarsınız. Kınarız. Yani bu demokratik şeyle açıklanabilir bir şey değil dersiniz. Ama böyle bir sahne oluyor. Hani en fazla dokunulmazlıkları kaldırılsın deniyor. Bir sürü demokrat da diyor ki buna daha Akyol bile dahil. Yani muhafazakar bir kanattan. Ya hiç bunu düşünmeyin artık bu devirde bu olmaz. E olmaz gerçekten. Ha demek ki yani böyle hani kamuoyuna bu mesajları veriyorsunuz ama bir taraftan da siyaseten bunu yapmak mümkün değil çünkü bir toplumsal tabanı var. Bu çok keşmekeş bir iş. Yani o yüzden biz hani çözmek bir tarafa bir kere önceden konuşmaya başlamak lazım. Yani önceden bu benim söylediklerimi söyleyenleri vay işte PKK destekçisi bilmem ne diye
Yani ve kamuoyunun da kulağını bizlere takamamak lazım. Bazı şeyleri görmek, tartışmak lazım. Yani bir sürü insan bunu niye destekliyor? Böyle marjinal terör dediğiniz zaman sanki bir suç örgütü. O zaman yani başka bir akıl yürütme, kamuoyu başka algılıyor bunu. Ondan sonra siz böyle diyorsunuz, bir sürü başka şey oluyor, daha çok kredisi düşüyor bunu söyleyenlerin. Anlatabiliyor muyum? Mesela işte bu Şemdinli'de. Ya ne münasebet canım, bunlar böyle kara propaganda yapıyorlar falan denildi. Daha dün evvelsi gün Şemdinli'den şehit geldi gene. Yani o yüzden biraz daha açıklıkla konuşmak, mesela çözüm açısından da, kamuoyuyla paylaşmak açısından da yol aldırır diye düşünüyorum. Biz daha o aşamada bile değiliz maalesef. Evet. Peki Nurhan, çok teşekkürler. Ben son olarak Ankara'ya döneyim Nihat Ali Özcan'a. Hocam, benimki görüntü üzerinden de konuşabiliriz ama bir yandan da hani Nurhan'la konuşurken zaten hani konuya vakıf olmaya çalışan biri olarak yeterince içim kararmış vaziyette. Bu meselenin Türkiye'nin ayağındaki en büyük bağ olduğu ve önümüze dair baktığımda hani süreci yönetecek bir aklın adeta fotoğrafta olmaması gibi bir endişeye kapılıyorum. Bir yandan işte Suriye konuştuk, İran ortada. Dört bir yanımız böyle bu mesele merkezde olmak üzere bizi çevirmiş gibi bir fotoğraf var. Nasıl çıkacağız bu fotoğrafın içinden? Sizin yorumunuz ne? Şimdi şöyle, nasıl çıkacaksınız? Önünüzde üç tane opsiyon var. Bölüneceksiniz. Yani bana bir harita getireceksiniz, bir cetvel, bir kalem çizeceksiniz. Yani o zaman, çünkü yani biraz önce Nuray Hanım da çok toleranslı bir biçimde terörist demediği insanların veya demek istemediği insanların istediği neyse soracaksınız ve onlarla uzlaşarak bir haritadan çıkaracaksınız bunu. Bu bir. Ya ikinci yol, bastırırsınız. Yani tankınızı, topunuzu toplarsınız, gidersiniz, döversiniz, bastırırsınız. Bununla bir sonucu var tabii. Ona da katlanırsınız. Bu ikinci yöntem. Şimdi üçüncü yöntem de oturursunuz, bazı şeyleri paylaşırsınız. Şimdi ama paylaşmak için yola çıkarsınız. Fakat bunlardan başka bir yere doğru da kayabilir. Şimdi de şunu da unutmamak lazım. Bu bir politik tercih meselesi. Ve her üçünün de bir faturası var. Şimdi hem demokratik sistemi yürüteceksiniz. Yani seçime gideceksiniz işte 2013'te, 14'te, 15'te. Hem de bu seçimde çoğunun oyunu alarak iktidara gelmeniz lazım ama %6-7 marazat çıkaran bir grup var. Şimdi sizi iktidara getirecek olan çoğunluğun algılarını, düşüncelerini göz ardı ederek %5'lik, 6'lık bir kısmı mutlu edeceğim diye adım attığınızda ya iktidardan olursunuz ya da bundan olursunuz. Şimdi dolayısıyla bu iş böyle çok kolay bir biçimde hemen istenilen şekilde sonuca götürülecek bir durum değil. Neden değil? Birkaç tane neden var. Tabii ki bir tanesi politik kültürle ilgili bir iş. Yani şimdi Osmanlı İmparatorluğu'ndan 29 tane devlet çıkmış ama hiçbirini Osmanlı İmparatorluğu oturup da kendi gönül rızasıyla ya gerçekten haklısın al sana dememiş. Ama mesela 2. Dünya Savaşı bittiğinde Fransızlar farklı davranmışlar, İngilizler farklı davranmışlar problemlere. Bunun da hem jeopolitik nedenleri var, hem politik kültürle ilgili bir iş konu, hem de zamanın ruhuyla ilgili bir iş konu. Şimdi dolayısıyla da çok kolay bir biçimde bunlar iyi çocuklar, birbirlerini özlemişler, birbirlerini de hasret gideriyorlar. Dolayısıyla bunların istediklerini hemen çıkarıp verelim. Bunların öldürdüğü polis ve askerse normal, sivilleri öldürürse yaptığı kabul edilemez deyip meşruiyet sınırlarını bu anlamda zorlarsanız, herkes o zaman meşruiyet sınırını kendi anladığı biçimde zorlamaya başlar. O zaman farklı bir kaosa doğru gidersiniz. Dolayısıyla da bu meseleyi herhalde suhuletle yönetip insanların bu konudaki algılarının üzerinde fazlaca bir ipotek koymadan, tepkileri de derinleştirmeden bence bu sonuçların ne olduğunu bilerek buna göre götürmek gerekiyor. Bugünden yarına bu işin çözülmeyeceğini de bilmemiz gerekir diye düşünüyorum. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Bir şey söylemek zorundayım. Peki. Çünkü bu yani tatsız bir şey Nihat Bey'in yaptığı. Diğer konuları tartışabiliriz tabii ama ben ne bunlar iyi çocuklar demişim, ne bunlar meşru işlerdir, sivil eylemler gayrimeşrudur, diğerleri meşru demişim. Şimdi bu Türkiye'de çok yapılan bir şey. Sizinle aynı fikirde olmayan insanı çok kolay da bir yaftalama. PKK'yı hoş görüyor, zaten meşru görüyor, bunları iyi sayıyor diye yaftalayıp bütün söylediklerini karalama. Bu çok çok yadırgayacağım bir şey. Kendisinden de hiç beklemezdim, çok yadırgadım doğrusu. Şimdi burada
Nuray Hanım'ın söylediklerini not aldım. Şimdi söylediği şu, sivillere yapmıyorum diyor ve sivillere yapmadığı için onun sözlerini inandırıcı buluyor gayet iyi. Yani PKK bunu söylemişse alakası noter yok, gibi söyledikleri yok. Mutlaka doğrudur. Ara sıra yanlış yapmışsa yani, da yani önemli değil. Dinleyenler ne dediğimi şimdi nasıl çarptığınızı yaptığını gördü. Hiç uzatmayalım. Uzatmayalım gerçekten. Yani hayır, seyredenler. Ben de aynı fikirdeyim. Ben, siz, ben sizinle ilgili ama böyle yani bir yaftalama yapmadım. Siz yaptınız. Bu yakışıksız bir şey. Bu kadar ben basit yani. Ben sizinle not aldım da almadım da falan olmaz. Ben anladığımı söylüyorum. Tamam peki neyse. Sonuçta en azından yani iki tarafta başından beri hani taraf olarak da görmüyorum zaten. Sonuçta bizim hepimizin tarafı olduğu görüş bildiriyoruz. Mesela. Yani bunu çarpıtmaya ne gerek var? Ne ayıp bir şey bu. Koskocaman insanlarız. Peki hocam ben yavaş yavaş programı kapatmak zorundayım. Çok teşekkürler katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Muracığım çok teşekkürler. Rica katıldın. Ederim. Ben teşekkür ederim. İnşallah bu konuyu başka vesilelerle daha yok, iş ben Serdar'cığım yani söylemiş de olayım programın sonunda. Yani senin programın hayırlı olsun diye konuk oldum. Ben zaten bu konuyu tartışmıyorum artık yani televizyonlarda filan. Çünkü gerçekten sonucu bu oluyor. Yani bir konuyu biz medeni bir şekilde tartışamıyoruz. Yani yaftalamak oluyor. Bu yaftalamalar da çok şey değil yani. Sadece Nihat Bey'in üslubundaki değil. Çok daha ilerisi oluyor. Ve bunlar sizin bu ülkede can güvenliğinizi de tehlikeye atıyorlar. Yani bunu benim hakkımda kampanya, bu tür kampanya başlatan milletvekili var bu PKK'yı destekliyor diye. Göreve çağıran insanı. Bu ülkede insanlar bu nedenlerle öldü. Yani dolayısıyla yani böyle kalkıp da bir konuyu tartışmak adına da kusura bakmasın kimse canımı feda etmeyi falan düşünmüyorum. Ama ikili tartışmalarda falan mesele oraya doğru gidiyor. İnsanlar söylediklerinin sonucunun ne kadar ciddi olabileceğini düşünmüyorlar. Dolayısıyla bu ülkede pek böyle şeyleri tartışmak falan istemiyorum. Ben daha çok zaten Orta Doğu konuşuruz diye düşünmüştüm. Ve dediğim gibi sadece hayırlı olsun diye geldim. Bir daha da tartışacağımızı zannetmiyorum. Zaten çıkmıyorum televizyon programlarına. Peki, yani tamam. Böyle tartışmalı programlara tek başıma yorum yaptığım bir program yapıyorum. Peki. Evet, Suriye eksenli yani Suriye'den yola çıkarak Kürt meselesini ve Irak'ı konuştuk. Ama görünen o ki maalesef benim de hani hem bölgeye giderken, gelirken, okurken, bakarken etrafa gördüğüm fotoğraf yani şu kadar bile tartışmak. Mesela demin Nuray'ın yaptığı benzetmeli hani kamuoyunun kulaklarının kapatıldığı bir süreçte bir tarafta Güneydoğu'daki fotoğraf, bir tarafta işte Suriye'deki fotoğraf, bir taraf İran süreci yan yana koyduğunuzda hakikaten çok iç açıcı bir fotoğraf gözükmüyor. İnşallah daha farklı, daha renkli dosyalarla karşınıza çıkmaya çalışırız. Ama görünen o ki pek süreç o tarafa doğru evrilmiyor. Efendim haftaya inşallah bambaşka konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Herkese iyi akşamlar.